Efendim, iyi akşamlar diliyorum. 10 Nisan 2018 günlerden Salı, RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayınla karşınızdayız. Aynı anda 90.2 Radyo RT FM frekanslarından da sizlere ulaşıyoruz. Bu akşam yoğun bir gündem var. Ayrıntılara geçelim ve polis haftası etkinlikleriyle bu akşamlık bültenimizi açalım. Dediğimiz gibi tüm Türkiye'de olduğu gibi Eril'de de bazı etkinlikler gerçekleşti. Sabah saatlerinde ilk olarak Anıt Meydanı'nda çelenkler konuldu ve daha sonra polis okulu öğrencilerinin yaptığı kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından yoğun alkış aldı. Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de yapıldı. Sabah saatlerinde ilk önce Anıt Meydanı'nda çelenkler sunuldu. Daha sonra POMEM öğrencileri sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Anıt Meydanı'nda çelenklerin sunulmasından sonra Polis Okulu Müdürü Ali Kurbi konuştu. Haftanın önemine dikkat çekti. 10 Nisan 1845 yılında kurulan ve 173. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Emniyet Teşkilatı kurulduğu günden bu yana anayasaya, insan haklarına, temel hürriyetlere saygılı, halkın can, mal, namus güvenliğini sağlamak üzere 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla görev yapan teşkilatımız, teknolojik gelişmelere ve çağın gereklerine göre sürekli kendini yenileyerek vatandaşa rağmen değil, vatandaşla birlikte ülkemizin huzur ve güvenliği için çaba göstermektedir. Ereğli ilçemizin huzur ve güvenliği için mesai sarf eden ilçe emniyet müdürlüğümüz, emniyet birimlerine polis memuru yetiştiren polis meslek eğitim merkezimiz, halkımızın aldığı güçle ve diğer kurumlarla uyum içerisinde görevini sürdürmektedir. Amacımız vatandaşa hizmet, bayrağımızı göklerden indirmemek, minarelerde okunan ezanımızı dindirmemektir. POMEM okulu öğrencilerinin yaptığı yürüyüş vatandaşlar tarafından alkış aldı. Tüm polislerimizin bu önemli haftasını kutluyoruz bizler de RT ailesi olarak. Devam edelim. Ereğli'ye bağlı Gökçeazı Mahallesi'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çok güzel bir proje var efendim. 20 kursiyere arıcılık kursu verildi. Bu kurs tamamlandı ve sertifikaları dağıtıldı. Önemli olan nokta 20 kursiyerin bayanlardan oluşması. Programa Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da katıldı. Mesela sen söyle. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün Gökçeazı Mahallesi'nde açtığı arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran tarafından verildi. 20 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen kurs sonunda sertifikalarını alan kursiyerler arıcılığı daha önce de yaptıklarını ancak verim ve kalite yönünden bekledikleri hedefi yakalayamadıklarını söylediler. İşçi var değil mi? Evet, beşer evet. Tane. Başardıymış abla. Sağ ol, Allah razı olsun. Ablamız 1954 doğumlu. Evet. 64 yaşıma geldi. Tasmanya'da emekli. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'dan kovan konusunda destek isteyen kursiyerler bölgenin coğrafi yapısının arıcılık için uygun olduğunu ve kursta öğretilen konularla bilinçli bir üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunmak istediklerini vurguladılar. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran kursa katılan tüm kadın çiftçileri kutladı ve son olarak Gıda Tarım Hayvancılık Ereğli Müdürü Orhan Soylu bilgi verdi. Olsun, erkek olsun bizim için fark etmiyor. Mutlaka bilgilendirmemiz gerekir. Tarım
tarım teknolojisindeki yenilikleri ya da işte mevcut durumda yeni bir işe atılacaklarsa, yeni bir tarım sektöründe yeni bir faaliyet alanına gelecekse bununla ilgili mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz aracılığıyla çiftçilerimize eğitimler düzenliyoruz. Tabii bizimki kısa süreli bir eğitim oldu. Normalde malumunuz halk eğitim merkezi bu eğitimleri yapar. Bizimki seminer şeklinde arkadaşlarımız daha çok pratiğe yönelik, uygulamaya yönelik bilgiler verdiler çiftçilerimize. Az önce kendi kadın çiftçilerimizden de duydunuz. Eğitimin çok faydalı olduğu doğrusunda bizi mutlu etti. Bunda da ben teşekkür ediyorum. Daha önce de yine Kuzuköy mahallemizde yine kadın çiftçilerimize yönelik mantarcılık kursu açmıştık. Mantarcılık halk eğitimle açmıştık. O da tamamlandı. İnşallah bir proje hazırlayacağız. Halk eğitimle şeyleyelim KOP'tan. İnşallah KOP'tan hazırladığımız proje Kuzuköy mahallemizde uygulamaya geçecek mantarcılık projesi. Burada da yine ben geçtiğimiz günlerde orman işletme müdürümüzle görüşmüştüm. O da işte arıcılık konusunda, kovan konusunda buradaki bayanlarımıza yardımcı olabileceklerini söylediler. İnşallah buradaki bayanlarımıza da, kadın çiftçilerimize de hevesini kırmayız. İnşallah başarılı bir şekilde birkaç kovan vererek en azından arıcılık yapmalarını temin ederiz. Hem kendi aile ekonomilerine hem ülke ekonomilerine katkılar sunmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Farklı mahallelerde böyle kurslar düzenliyorlar ve mahalle sakinleri de Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara gerçekten de yoğun ilgi gösteriyor. Farklı bir çalışma değil mi? Gökçeaz Mahallesi'nde 20 kadına kurs verilmiş, arıcılık kursu. Gayet memnunlar. Geçtiğimiz günlerde de yanlış hatırlamıyorsam Ereğli'ye bağlı Kuzukuyu Mahallesi'ydi. Orada da yine bayanlarımıza yönelik kültür mantarı yetiştirme kursu açılmıştı. Ve burada da yoğun bir ilgi vardı. Gerçekten de kutluyoruz efendim. Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sayın Orhan Soylu nezaretinde tüm personelleri tebrik ediyoruz. Güzel işlere imza atıyorlar. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Devamı gelir inşallah diyelim ve bir başka haberle devam edelim. Dün akşam Ereğli'nin yöneticileri yani AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyir Dursun, Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Ereğli'de bulunan okullarda görev yapan öğretmenler ile bir araya geldiler. Hani maksat sıkıntıları, dertleri yöneticilere söyleyip bu sıkıntıları, eğitim noktasındaki problemlere çare olmaktı. Bu etkinliği şimdi ekranlarınıza taşımak istiyorum. İşte detaylar. Ereğli'de yapılan şehir buluşmalarının son halkasında öğretmenler ile eğitim üzerine konuşuldu. Programa Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Eğitim Birsen İlçe Başkanı İlhan Yılmaz, Okul Müdürü ve öğretmenler katıldı. Burada ilk konuşmayı AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun yaptı. Ereğli eğitimde çok önemli bir başarı yakalamıştır dedi. Dursun sözlerine şöyle devam etti. Hem geleceğimizin hem de memleketimizin emaneti olan sevgili yavrularımızı okul öncesi eğitimden alıp, üniversiteden mezun olup iş hayatını hazırlayan sizlersiniz. Eğitim ve öğretimin ülkeler için büyük önemi vardır. Eğitim camiasının görüş ve önerilerini bizler için çok önemlidir. Bugüne kadar gerekli birimlerle istişarelerde bulunarak okullarımıza ve öğrencilerimize destek olmaya özen gösterdik. Ereğli eğitimde destek ihtiyacını çok büyük oranda tamamlamış, ikili öğretim yapan birkaç okul dışında tüm okullar normal eğitime geçmiş, hemen hemen öğretmen ihtiyacı kalmamış, farklı tür ve alanlarda orta öğretim ve mesleki eğitime sahip, her gün daha iyiye giden bölgenin gözde ilçelerinden biri haline gelmiştir. Tüm bireylere üst seviyede bir eğitim verilmesi için siz değerli eğitim çalışanlarla ile sürekli görüşmeler yaparak sizlerin ve okullarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Teknoloji çağında yaşamamız sebebiyle en iyi bir bilgi üretmek ancak kaliteli bir eğitimle mümkün olur. Eğitimin temel ayağı okullarımızdır. Gelişen dünya şartlarında ülkelerin kalkınması eğitimle, bilimi ve teknolojiyi kullanarak ileri gitmekle mümkündür. Okullarımızda öğrencilere araştırmayı, incelemeyi ve sorumluluk duygusunu kazandırabilmeliyiz. Bu konuda eğitimcilerimiz büyük önem arz etmektedir. Biz AK Parti olarak
eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanındayız ve hizmet etmeye hazırız. Ardından Milli Eğitim Müdürü İradet Genç söz aldı. Yaklaşık 30 bin öğrenci, 2 bin personelle her aileden bir öğrenci olduğunu düşünürsek 150 bin nüfusa hitap eden büyük bir yapıya sahibiz. Etki alanı bu kadar büyük bir toplulukla milletvekilimizin, yerel yöneticilerimizin buluşması büyük önem arz etmektedir. Fiziki altyapıyı halletmiş, akademik, sportif ve kültürel alanlarda büyük başarılar elde etmiş camiamızın artık gençlerimizi daha donanımlı, daha nitelikli yetiştirmek ve büyük projelerle adını duyurmak için tüm paydaşlarla birlikte daha özverili çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehirde eğitim alan nesiller yarınlarda şu anki yöneticilerle ilgili övgüyle bahsetmesi için bütün imkanlarımızı sebebi edeceğiz. Tabi bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Şehir estetiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ilçemizde yüzlerce okulumuz var, okul binalarımız var. Bu binaların özellikle cadde kenarında olan okullarımızın daha güzel görünümlü olması gerekiyor. Örneğin Ereğli Lisesi'nin binasını hepiniz görüyorsunuz, çevre düzenlemesini. Biz Aydan Başkan'la birlikte oranın temellerini atmıştık düşünce olarak. Daha sonra hem bakanlığımızın katkıları, hem Büyükşehir Belediye'miz, hem ilçe belediye'miz çok güzel bir orada hem bahçe düzeni, biz de okulla ilgili güzel bir estetik çalışması yaptık. Ve bu çalışmanın diğer okullarımıza da yansıması lazım. Hem çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla, ağaçlarıyla, hem de binanın görünümüyle özellikle cadde kenarlarındaki bütün okullarımızı güzelleştirmemiz lazım. Bu konuda da tüm Eğirde yaşayan herkese iş düşüyor. Özellikle paydaşlarımıza, genel yöneticilerimize, sivil toplum örgütlerimize, biz de bakanlığımızdan elimizden geldiği kadar bütçe ayırarak bu binaları yenilemek istiyoruz. Bu konuda da Ereğlilere ihtiyacımız var. Biz yine bir ilde bulunması gereken bütün imkanların, bütün okul türlerinin ilçemizde de olması için sayın milletvekilimizi sürekli rahatsız ediyoruz. Vekilimizin de girişimleriyle en son örneği Ereğli Bilim Sanat Merkezi'nin açılması ve bununla birlikte belki yakında yeni müjdeler de verecektir vekilimiz. Biz güzel çalışmalar için tüm eğitim çalışanlarımızla birlikte ve tüm kardeşlerimizi de yanımıza alarak şehrimiz için büyük bir gayret içinde olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise şunlara dikkat çekti. Tabii az önce konuşmacılar söyledi, galiba Milli Eğitim Müdürü. 2000'den fazla öğretmen, 30 bine aşan öğrenci topluluğunu düşünürsek gerçekten geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak uzun yıllar öncesinde Ulukuşlu ilçesinde çalışırken o zamanlar daire müdürleri kaymakamlığa vekalet ediyordu. Hasbelkader biz de arasında kaymakam vekilliği yapıyorduk. Bir gün Milli Eğitim Müdürü'ne biraz gazlamışlar, demişler ki senin 300 tane öğretmen var, 3 bin yakın öğrencim var. Bu kaymakam vekilliği sana yakışır diye. O da böyle bir aynı şeyle çok büyük bir camiye hitap ediyoruz diye yıllar öncesinde böyle bir şakalaşmaya, artık her bulunduğumuz ortamda klasik olarak birbirimize takılmaya, muhabbeti böyle yumuşatmaya yönelik bir anımızı da hatırlatalım. Gerçekten haklı. Bu anlamda her birimizin çoluğu çocuğu sizlerin eğitim camiasının mutlaka bir paydaşı. Tabii bizler yerel yönetimler olarak şehrimizin güzelleşmesi, Ereğli'mizin daha iyi noktalara gelmesi, daha iyi tanınması, bunun için 4 yıldan beri çalışıyoruz. Özellikle şehirle ilgili altyapı başta olmak üzere yeni caddeler, asfaltlama, ışıklanma, çiçekler, yeni parkları böyle sizler görüyorsunuz. Bunları tek tek şunları yaptık, şu kadar kilometre asfalt yaptık diye bunları söylememize gerek yok. Tabii ki sizlerin ayrı bir özelliği var. Çünkü sizler bizlerde emekleri olan öğretmenlerimizsiniz. O öğretmenlerimizi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla şehre dair sizlerin de mutlak surette öngörüleri, önerileri, eleştirileri vardır.
zaman zaman şöyle topluluğa baktığımız zaman birçoğunuz da şehirde görüşüyoruz. Bazen ortamlar bu şekilde oluyor törenlerde vesairede. Ama şunu da bilmenizi isteriz ki eğitim camiasından özellikle okullarımızdan gelen taleplere de hiçbir zaman yani her zaman sıcak bakmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar bir imkan meselesi. Şu an itibariyle okullara yaptığımız 4 yıllık dönem içerisindeki işin parasal boyutu önemli değil ama 5 milyon liraya yaklaşan bir rakamı da harcadığımızı belirtmek isterim. Ve son olarak AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez konuştu. Öğrencilerimize verilen akademik eğitimin yanında mutlaka olması gereken ahlak eğitimidir dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü. Bu fitne hareketleri bu kadar hain çıkarıyoruz. Hem bir taraftan Güneydoğumuzda bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışan bu kadar eğitim sürecinin içerisinde neden yine 15 Temmuz'da devletin tepesinden aşağıya bomba yağdıran, bu ülkenin eğitim sürecinden geçmiş, bu ülkenin parasıyla, buluyla eğitim görmüş, yetişmiş ve ülkenin almış olduğu silahlarla, uçaklarla, bombalarla bu ülkenin meclisini, cumhurbaşkanlığını, istihbarat örgütünü ve genelkurmay başkanını ve de halkı kurşun yağmuruna tutmuş. Bu gerçekten düşündürücü, bizim için düşündürücü, eğitim sistemi için düşündürücü, eğitim süreci için düşündürücü. Bu kadar eğitim süreci içerisinden geçtikten sonra devletin tepesinden bombalar yağdırılabiliyorsa biz bir şeyleri gözden geçirmek durumundayız. Bunun müsebbibini biz uyguladığımız eğitim sistemindeki yaklaşımlarından yani aslında herkes yani eğitimden sorumlu olanlar, eğitimi yönetenler, devleti yönetenler, eğitimin içerisinde olanlar ve anne babalar hepimiz bunu gözden geçirmemiz geçirmek durumundayız. Bir sınıftan 17 kişi, bakın bir örnek olarak ifade ediyorum, daha çıkabiliyorsa bizim bu eğitim sistemini ciddi bir şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dünya çok hızlı değişiyor. Dünyada dengeler de değişiyor. Bakın, dünyada çok ciddi gerginlikler yaşıyoruz. Bir taraftan Batı, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, bir taraftan Rusya, Çin'i, Japonya'sı ve bulunduğumuz coğrafyada İslam ülkeleri ciddi bir gerginlikler ve gelişimler yaşıyoruz. Aslında insanlık tarihi tehlike içerisinde. Neden? Çünkü gelir kaynakları, güç odakları Batı'nın elinden gidiyor. Çünkü ticaret merkezleri artık Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya, başka bölgelere kayıyor. Ve bundan Batı çok ciddi rahatsız. Bu gelir kaynaklarını, bu ekonomik kaynakları, bu ticaret kaynakları yönetmek istiyorlar. Yönetmek istedikleri için de işte bu gerginlikleri oluşturuyorlar. Bugün bölgemizde ve coğrafyamızda yaşadığımız sorunun kaynağı bu. 100 yıl önce Orta Doğu'da haritaları çizdiler, devletlere bir görev verdiler. Bugün de sizin son kullanma tarihiniz doldu, yeniden çizeceğiz diyorlar. Ve hedef de sınırın bu tarafında, o tarafında mücadele ediliyor ama sınırın bu tarafında da ülkenin içerisine dönüp, ülkemize, bize dönüp bir planlar ve hesaplar yapıyorlar. Çok net, çok açık bir şekilde hesap yapıyorlar. Ama bu hesapları bozacak olan işte biziz, bizim yetiştirdiğimiz insanlar, bizim birlikte yaşadığımız insanlar, birbirlerimizi sevme, birbirlerimizi kucaklama, kardeşlik hukukumuzu geliştirme ve ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi koruyacak birlik, beraberlik içerisinde olma becerisi üzerimizde oynanan oyunları bozacak. Bunu bozabilmek, bu beceriyi ortaya koyabilmek de işte eğitim sürecinde yapacağımız çalışmalardan geçiyor. Gün içindeki tüm bu gelişmeleri eritajans.net adlı haber sitemizden de takip edebilirsiniz diyelim. Şimdi Türkiye gündemiyle devam edelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere New York'ta toplandı.
Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında sert tartışmalar yaşanırken, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Haley, karar ne olursa olsun saldırıya karşılık verileceğini söyledi. Rusya ise muhtemel bir müdahalenin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi de kritik bir uyarıda bulunarak, durum ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil, uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştı ifadelerini kullandı. Kürsüye Suriye Büyükelçisi'nin çıktığı sırada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın temsilcilerinin salonu terk etmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Ve bu sabah itibariyle etkisiz hale getiren terörist sayısı 4071. Ardından karakol ziyareti üzerinden ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Hatay'da askerlerimize destek için bir sınır karakolumuzu ziyaret eden sanatçı, sporcu ve medya mensuplarımızla da buluşarak Mehmetçiklerimize moral verdik. Tabii bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza olmadık ifadelerle hakaret etmeye kalktılar. Tabii şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabı vermesi gereken makamdır. Erdoğan eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na postalın eksikse postal gönderelim ifadeleriyle de yüklendi. Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya. Parka filan eksikse onu da gönderelim. AK Parti grubundaki konuşmasında kimyasal saldırı başlığına da değinen Erdoğan, Doğu Guta ve Duma'daki kimyasal saldırıları lanetledi. Bedelini ağır ödeyecekler dedi. Doğu Guta ve Duma bu katliamı yapanları evet lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin'le bir telefon görüşmem oldu. Görüşmeler bugün yarın yine aynı şekilde devam edecek. Erdoğan Lavrov'un açıklamalarına ise Afrin'i kime tabii vereceğimizi en iyi biz biliriz cevabını verdi. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. Oraları rejim verdiği ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı, timingi bize aittir. Onu da biz belirleriz. Sayın Lavrov değil. Thank you.
Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi'nden devrim niteliğinde kampanya. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bir evin en önemli eşyalarını oluşturur. Ancak düğün arifesinde bütün hepsini almak maddi sıkıntıya sokabilir. İşte burada Vestel Tulum Ticaret devreye giriyor. Beyaz eşya takımını Vestel Tulum Ticaret'ten alan tüm genç çiftlerimize düğün salonu hediye. Evet, yanlış duymadınız. Tulum Ticaret Vestel Showroom'dan 3 adet beyaz eşya alan çiftlerimize ister nişan, ister kına, ister derlerse düğün salonunu hiçbir ücret talep etmeden hediye ediyoruz. Özel ve güzel bir gün için Tulum Düğün Salonu yeter. Evini yenileyenler için de müjdemiz var. Eski beyaz eşyalarınızı 1000 liraya varan indirimlerle alalım. Yerine yepyeni teknoloji harikası Vestel marka beyaz eşya verelim. Üstelik 12, 24, 36 aya varan taksit imkanı. Siz almanın, biz satmanın gururunu yaşayalım. Güven ve dostluğun buluştuğu yer. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayi. İrtibat telefonu merkez 0332 713 2603, şube 0332 710 5510. Tulum Düğün Salonu rezervasyon telefon 0532 441 0026, 0544 580 07 0, 0332 713 2603. Türkiye bestelleniyor. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bültenimizin bu akşamlıkta sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.